ilk fikramızla fikra yolculuğumuz başlayı. İzleyin. Selamun aleyküm İdris. Aleyküm selam. Dursun ulan ne yapın? Eller düşünmüş ha. Hey ya. Sıcak sen söyle. Yunus. Lan Yunus. Duymazcı. Oğlum Yunus. Bir sen yatıma bir sen. Ulan ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne ediyorsun? Gözükmüyorsun. Ne edelim işte. İşler çok yoğun idi. Bitirdik oları. Artık biraz kafa dinleyelim dedik. Öyle bir avcılığa çıkacağım işte. Avcılık mı? Gittim böyle avcı kıyafetleri aldım. Tüfek aldım, fişek aldım. Kuş taşlığı aldım. Hepsi bütün malzemelerini aldım. Ulan Yunus. Biliyorsun sen daha önce çok ticaretten uğraştın. Bütün işlerin ters tepti. Bu senin tufuğunda ters tepip seni yaralamazsın. Yok yok bir şey olmaz merak etme. Ya avacılacım da bana iyi bir kediler. Ne? Ulan kedi değil köpek köpek. Sen bu işi bırak bırak. Hey köpek köpek. Oğlum kedi nereden çıktı öyle ağzımdan şey oldu da. Köpek lazım bana. Ulan ben benim çöpü uzatayım sana. Ulan sen... Köpeksiz ne edeceksin? Ya ben edelim ucuz. Ulat el onu. Ben zaten bıraktım avcılık işliğini. Benim çöpümü satayımsa zaten her gün et yemekten... Ya ben de zor duruma düştük de ulan nasıl et yedireyim ha her gün? Sen tamam. Nasıl görürsün? Tamam mı la? Alayım senin çöpeğini. Da ne kadar isteyin şunu? Ya uç aşağı beş yukarı anlaşırık. Onu kafana takma sen. Yalnız köpeğin sadık mıdır? Çok çok. Acayip sadık dua, yüzde yüz garanti veririm zaten. Peki, nasıl bu kadar emin oluyorsun? Ya ben bu çöpü daha önce 5 kez sattım. Ulan 5'ine de geri döndü de. Nasıl? Alıyorsun değil misin çöpü? Yok, plak alamayın. Ya eli tuttun mu bırakmak yok, alacaksın. Ulan plak almayalım. Ulan Feyzu, ulan bu halin nedir? Yahu halimde bir şey yoktur Selova, okuldan geliyorum. Ulan yoksa anarşik olaylara mı karıştın ha? Yok ağam, benim öyle olaylarla işim olmaz ha. Henüz erkendir. Ben üniversiteyi bitirem, ondan sonra siyasete karışacağım. Ulan aferin, valla akıllı konuşuyorsun ha. Ulan peki oğlum bu halin nedir? Valla bacadan düşmüş Noel Baba gibi sen ha. Ya bilirsen, ben kimya fakültesinde eğitim alayım. He biliyorum. Ne oldu peki? Ya dün sınıfta kimya dersinde deney yapıydık. Patlayıcı madde hazırlıydık. Ulan Allah korusun ha. Bunlar tehlikeli işlerdir yo. Peki yarın ne yapıyorsunuz okulda? Yarın da okulun inşaatına başlayacağız. Ulan oğlum sen kimya fakültesinde okumuyor musun? He kimya fakültesinde okuyayım. Ya patlayıcı madde hazırlarken ben barutu biraz fazla kaçırdım. Ulan okul havaya uçtu. Yerle bir oldu. İşte biz de onun inşaatına yarın başlayacağız. Vay. Efendim, sevdiği kızı bir adamla parkta el ele dolaşırken yakalayan hemşerim bakalım ne yapmış. Ben de merak edelim. İzleyin. Selamun aleyküm nayım. Vay aleyküm selam Zeytullah. Bu ne halla suratın tuvalet kağıdı gibi bembeyaz olmuş lan. Ne oldu? Sorma kardeş moralim çok bozuk. Benim gibi bir adama yapılır mı? Ulan benim gibi bir adama yapılır mı he? Ulan adamı çatlatma lan ne oldu hele anlat. Kardeş bilirsen 4 aydır memleketten uzakım. He bilirim. Gene bilirsen benim tane uzatmalı sevgilim vardı. He bilirim. Ben de bilirdim ama o gün sevgilimi parkta gördüm. Ulan oğlum onda ne var ha? Lan nasıl ne var? Parkta sevgilimi gördüm ama yanında yabancı bir adam vardı. Hem de beni el ele tutuşmuşlardı. Ulan sene! Ulan Zöhtü bu sana yapılır mı lan? Ulan senin gibi adama yapılır mı bu? Yapılır mı benim gibi adama? Dellendim, cinlendim, kan beynime sıçradı. Ya gidip adama iki laf diyeydin orada hemen. Vallahi hiçbir şey demedim. Niye ki laf? Baktım adam Türk değil. Ne söylesem anlamayacaktı. Boşu boşuna neye çenemi yorayım? Ne? Ha
burası. Gel buraya. Yakaladım. Allah seni vurayım. Şuraya bak. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Koşun komşu lan. Aylardır yakalayamadım. Tumu finırsızını yakaladı. Koşun. Bırakın lan beni. Bırakın. Taş yok mu lan yerde? Taş yok mu lan? Lan bana bak hırsız efendi. De bakalım. Son bir diyeceğim var mı lan? Var. Neymiş lan? Bizim hanıma söyleyin. Akşam imha gelemeyeceğim. Ne diyorsun lan? Efendim, Hollywood filmlerine taş çıkaracak bir soygun hikayesi var sırada. İzleyin. Ben ne ederim? Ula Yunus, ne oldu? Nedir bu halin? Ne yapıyorsun bu sandalyenin üstünde tek başına? Hiç sorma. Hiç sorma başıma gelenleri. Ya bırak bu klişe lafları da anlat bakayım. Ne oldu? Arabamı çaldılar. Arabanı mı çaldılar? Aman boş ver. Sana gelen mala gelsin. Geçmiş olsun. Ya sen de bırak bu klişe lafları. Da dinle beni. Dinliyorum anlat. Dergen 3 gün sonra arabamı geri getirdiler. Arabanı geri mi getirdiler? He. Geri getirdiler ve bir not yazdılar, arabaya bıraktılar. Özür dilerim, 3 günlüğüne çok acil arabaya ihtiyacımız vardı. İşte o yüzden dolayı arabanızı ödünç aldık. Kendimizi affettirmek için size 2 tane sinema bileti bırakıyoruz. Hırsızlar bıraktı, helal olsun onlara. Aferin, adam gibi hırsızlarmış. Bir anda senin gibi düşünüyorum. Aldım sinema biletini, doğru gittim sinemaya. Sinema. Oturdum sinemada, Kemal Afiyet'te izledim. Bomba gibi bir film, tam 2 saat sürdü. Sonra? Oradan kalktım, doğru gittim eve. Ne oldu Yunus, anlat, evde ne oldu? Eve gittim, bir de ne göreyim? Ev tam takır, telemangır, ev bomboş. Hırsızlar evimi soymuş. Bu oturduğum sandalyenize bir not daha bıraktılar. Buna ne yazmışlar? Evi soymamız için bahşettiğiniz 2 saat bize yetmiştir. Umarım film hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Merci. Merci. Ulan bu ne biçim kahvedir, kahvedir! Ulan hiç mi işimiz rast gitmiyor? Hayırlı sabahlar Selu! Hayırdır böyle yalnız başına oturursan sabahın köründen? Ulan Selu, hayırlı sabahlar dedik ha! Ulan sabahın hayrı mı kaldı peyzim? Ulan hayırdır, seni çok sinirli, çok üzgün görmüşem. Yo bu ya, ulan senden de hiçbir şey kalmıyor ha! Hemen anladın sinirli olduğumu, tövbe tövbe ya! Ulan Selu! Adam gibi soru soruyan, adam gibi cevap ver ha. Vallahi yoksa ben gideyim. Ya tamam, otur, otur ya. Stres yapma. Ulan benim stresim bana yetiyiz o da o. Ne olduğunu söyleyeceksem. Ulan boşanıyorum. Hah, rahatladın mı, örgendin mi? Boşanıyorsan mı? Daha doğrusu karım Sakine, ben de boşanıyorum. Ulan sebep nedir? Ya her gün içki içiyormuşum, o yüzden. Bak, bu konuda yengeye hak veriyorum. Ben yengeden yanayım. Niye ki lan? Ya doğru söyleyeyim. Sürekli içki içsen, ya adam gibi içsen neyse, ya bütün mahalleyi rahatsız edersen ha. Çoluğunun çocuğunun bütün rızkını gidip meyhaneye yatırırsan. Ula herhalde sen karınla evlendiğin tarihi de hatırlamazsan ha. Ula olur mu? Vallahi dün gibi hatırlıyorum. 3 Nisan 1995. Vallahi bravo Selo. Ula o tarihi hatırlayacağın hiç aklıma gelmezdi ha. Ya nasıl unuturum, korkma. 3 Nisan 1995. O gece büyük rakıya zam gelmişti. Ben de meyhanede rahat kalmıştım, düğüne geç kalmıştım. Oy! Efendim, bir operada izleyen birisinin horlayarak uyuması mutlaka herkesi rahatsız eder. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, bu fikri izleyin. Selamun aleyküm, kuş
Başkana Fuat. Aleyküm selam Sabri. Ya hayrola niye böyle öfkelisin ya? Ya dün akşamdan beri böyleyim kardeş. Hayrola ne oldu ya? Ya gari tutturdu illa operaya gider. Gittiniz mi ya? Gitmesine gittik. Başladık operayı seyretti. Tam bir yarım saat geçtikten sonra gari beni dürttü. Dedi ki avudaki herife bak. Opera başlamış başyeri uyur dedi. Saygısız dedi. Ya hakikaten böyle saygısızlar var. Böyle saygısızlar var ya, insanı sinir ederler kardeşim ya. Ya neyse ne kardeş. Ben de öyle sinirlendim, öyle sinirlendim ki. Kalktım karıya bağırdım. Sen karıya ne dedin? Ben de dedim ki beni buna sebep mi uyandırdın? Ne? Selamun aleyküm Kerim. Aleyküm selam Saffet abi. Lan oğlum bu saatte ne diye dua ediyorsun lan? Ya Saffet abi babamın mahkemesi vardı ya, onun için dua ediyor. Hatırladım lan, 4 yıl ne oldu değil mi? İşte o 4 yılın sonucu bugün karar olarak verildi abi. Mahkeme ne karar verdi lan? 150 yıl hapis cezasıyla yırttık Saffet abi. Lan oğlum sen ne diyorsun lan, 150 yıl diyorsun. Buna dua mı edilir lan? Saffet abi hadi ömür boyu hapis cezası alsaydı? Amanin bo. Efendim, yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki en pahalı beyin Amerikalı beyniymiş. Bir Amerikalının beyni neden böyle pahalıymış? Merak ediyorsanız izleyin. Lan Yunus! Yiyemeyesin, gel hoş geldin gel. Gel otura böyle gel. Gel, kuzu çay ver bize orada. Açık olsun. Tamam canım. Lan yiyemeyesin, nasıl geçti Amerika tatili? Ne tatili? Sen tatile gitmedin mi Amerika'ya? Yok ya, tedavi amaçlı gittim ben, tedavi. Lan ne tedavisi? Ya şimdi... Kimseye deme ama. Demem. Karim yani gittim Amerika'ya Karim'i. Karim'in beyni biraz rahatsız idi, bir beyin nakli yapacaktık o. Hani gittim onu Amerika'ya. Şimdi ne yaptın? Geçmiş olsun, ne oldu sonra? Amerika'ya hani gittim Karim'i. Gittik, doktorları bulduk. Çevirdiler kavanozda, 3 tane beyin koydular evime. Beyin? Lan ne beyni? Bir tanesince bir beyin var, $20,000. Deme. Ne beyni biliyor musun? Ne beyni bu? Astronot. Bir beyin daha var diğer kavanozda. Profesör beyni kaç para biliyor musun? Ne kadar bu? Tam $40,000. Üçüncü kavanozda bir Amerikalının beyni. Kaç para biliyor musun? Bilmiyorum. Nenem la ilahe illallah. Can mı dayanır, para mı dayanır? Ne kadarmış? $1,000,000. Ne diyorsun ya? La bir Amerikalı'nın beyni bu kadar pahalı mı? Ne zannediyorsun? Yapılan araştırmalara göre her 100 Amerikalı'da bir tanesinde beyin çıkar. Ne dersin? Ya. İşte bulunmayın ya, yok. Arasan bulamazsın. İlaç için beyin yok Amerika'da. Ondan demek. Selamun aleyküm Reşo. Ve aleyküm selam Benzo, buyur otur. Hayırdır, ne yapıyorsun? Ya vallahi buranın kıymalı pidesini çok seviyem, ondan yemeye gelmiş ama. Valla ben de çok seviyem, görürsen. Dur sana da söyleyeyim bir tane, sen de ye. Garson, Feyzo'ya bir kıymalı pide, bir de ayran. He, üstüne acı da ata. La gelene kadar benimkinden ye. Sağ olasın kurban. La Feyzo, yoksa karın sana yemek yapmayayım mı? La oğlum, benim karım 2 gün önce öldü ha. Yapma ya. Vallahi bilmedim. Kusura bakma Feyzo kurban. Başın sağ olsun. Ulan önemli değil ha. Takdiri ilahidir. Dostlar sağ olsun. Peki nasıl öldü? Ya 2 gün önce akşam ben eve gittim. Karnım çok açtı. Böyle zil çalıyordu. Mutfağın kapısını açtım. Kız Gülo, yemek hazır mı dedim. Ulan baktım Gülo sesimin şiddetinden olacak yere yığıldı. Ben de hemen koştum. Karına mı koştun? Yok ulan. Açlıktan ölüyorum ya. Tencerelerin kapaklarını kaldırmak için koştum. Ula baktım, yemekler pişmiş mi, pişmemiş mi? Ula baktım, yemekler pişmemiş, kapakları geri kapattım.
Sonra ne yaptın? Sonra doğru buranın yolunu tuttum. Sonra eve döndün, karına baktın mı? He, baktım. Eve döndüğümde Gino ölmüştü. Uy! Efendim, komşu komşunun külüne muhtaçtır derler, doğru. Şimdi izleyeceğiniz fikrada kim daha cimridir, kararı siz verin. Vermedi baba. Ne vermedi? Dil ki kusura bakmasın, baltayla benim işim var. Ula ben böyle adam görmedim. Lan onun ne işi gücü var? Cimriliğinden vermedi, cimriliğinden. Baba ne edeceğiz biz şimdi? Ne edeceğiz? Odunsuz mu kalacağız? Git eve, benim yeni bir evlatlığım balta var, onu al götür. Ne? Ben doydum. Ben de doydum vallahi. Ulan kalan simitleyi kedilere verelim mi? Verelim lan. Bak şu oradaki sokakta bir sürü kediler var. Hadi oraya gidelim. Olur lan. Hem bak sokak başında bir de çeşme var. Ellerimizi yüzümüzü de yıkayıveririz. Ulan yıkayıp da ne olacak? Sonra bir daha kirlenmeyecek mi? Ulan sen hiç elini yüzünü yıkamıyor musun? Yıkıyorum. Yıkamamın hiç. Şimdi niye yıkamıyorsun? Ulan ben elimi yüzümü yağmur yağıncana yıkıyorum. Hem o zaman zaten mecburen yıkamıyor mu? Ulan. Efendim, böyle bir mezarlık ziyareti de ancak bir fikrede olur. İzleyin. Selamun aleyküm İdris Emice, nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam Niyazi'cim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim İdris Emice. Hayırdır İdris Emice, bu ne hal? Manken gibi olmuşsun vallahi. Gözlükler, çiçekler, nereye bu ile? Mezarlığa gidiyorum. Mezarlığa mı? He. Ziyarete mi? He, kaynanamı ziyarete gidiyorum. Kaynananı ziyarete mi? He, kaynanamı ziyarete gidiyorum. İdris Emice, ne zamandır seni tanırım. Kaynananı da tanırım ama... Kaynananı bu kadar sevduğunu bilmezdim. Gözlerim yaşardı vallahi. Ya ben onu sevmeyelim ki zaten. Sevmezsen İdris Emice. Ha bu çiçekler nereye? Anlatayım dinle. Kaynanamın ölmesine neden olan, kaynanamın mezarının 3 mezar ötesinde yatan şoför Necati var. Bu çiçekleri ona götürüyorum. Nasıl? Orada dört yavrum. Kırıldı. La dünyada ne kadınlar var ya? Ula hayırdır Feyzo, ne oldu? Ya vallahi boşuna dememişler ha. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil derler. La kadına bak. Adamın bütün parasını yemiş, bitirmiş, harcamış. Adam iflas edince ortalıktan kaybolmuş gitmiş. Allah Allah ya. Ula bilo, ne kadınlar var görüyorsun? Allah'a çok şükür, benim karı çok tutumlu. Vallahi o kadar tutumlu ki, kendine ayakkabı aldırmayı ara sıra benimkileri giyiyor. La ona bakarsan benim karı daha tutumlu. Kendine yeni elbise almıyor, benim eski elbiselerden kendine yeni elbiseler çıkarıyor. Ula o da bir şey mi? Vallahi benim karım ikinizin karısından da tutumludur. Geçen hamileydi, ona söz vermiştim. Ula dedim karı, vallahi erkek çocuk doğurursan sana 3 metre. Böyle gemi halatı gibi zincir olacak. Ya o garip, sırf bana mesaf olmasın diye kız çocuk doğurdu. Vay! Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam İdris. Ne oldu? Niye moralin bozuktu? Ya hiç sorma İdris ya. Ya ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya İdris, bu kadınlar var ya, hiç laf dinlemesini bilmiyle ya. Ulan Niyazi, bugün gene ne oldu? Yine taktın kadınlara kafayı. Ya geçen gün otobanda arabamla güzel seyir halinde gidiyordum, tamam. Geldi bir araba yanıma yanaştı. Ula bir baktım, arabanın şoförü var ya, böyle afet mi afet, sarışın bir bayan.
Eşim oba baktı, ben ona baktım. Oba baktı, ben ona baktım. Öyle biraz bakıştık, birbirimizi kestik derken... ...ben eşek diye bağırdım ha. Küzdüme bastı gaza git. Oha Niyazi, oha! Ulan Niyazi, ya bir kadına eşek diye irtibat edilir mi? Ya hiç olmasa eşek gözlüm deseydin de. Lan ne irtibatı ya? Kardeşim, ben ona eşek dedim ya. Beni dinleseydi şimdi hayatta olacaktı ya. Nasıl hayatta olacaktı? Bir şey anlamadım ki. Lan nesini anlamayın? Yolun tam 30 metre ilerisinde, yolun ortasında bir tane eşek var idi. Ben o eşek diye bağırdım, uyarmak için. Eğer beni dinlemiş olsaydı, eşeğe çarpıp ölmeyecekti de. Nasıl? Efendim, sevgililerin en büyük isteği arabayla dolaşmaktır. En büyük tutkuları arabayla dolaşmaktır. Bakalım Karadenizli hemşerim sevgilisinin bu isteğini nasıl yerine getirecek? İzleyin. Neredesin sen Temel? Kusura bakma sevgilim. Biraz geç kaldım ama biraz işlerim uzadı. Ağaç oldum burada. Ay hayatım, aşkım, bir tanem. Senin kadar güzel bir ağaç hayatımda görmedim. Bak bak, bak benimle böyle konuşma çünkü sana sinirlenemiyorum. Hayatım, geç kaldım ama iyi bir şey için geç kaldım. Neymiş o iyi şey? Artık bundan sonra yürüyerek gezmeyeceğiz. Arabayla gezeceğiz. Ay gerçekten mi diyorsun Temel? Elbette sevgilim Temel sana bundan sonra arabalarla gezdirecek. Ay hep böyle arabası olan sevgililere özenmişimdir. Nerede araba? Nasıl bir araba? Nasıl bir araba mı? Büyük bir araba. Nerede şimdi? Nerede mi? Tahminim 15 dakika sonra buradadır. Ay yoksa özel şoförü de mi var? Elbette sevgilim elbette. Nereden biniyoruz? Otobüs durağından. Neden belediye durağından biniyoruz? Yani sevgilim babamdan 50 lira koparabilmek için Aklakara'yı seçtim. Ama belediye biletini aldım. Bundan sonra yürümeyeceğiz. Nasıl? Temel, sana bir iyi bir de kötü haberim var. Söyle hayatım, söyle iyi haberi. Tamam, belediye otobüsünü ikimiz biniyoruz. Çok güzel. Kötü haber nedir? Tek başıma iniyorum. Nasıl? Kullabiciğim. Hel anlat ne var ne yok. Nasılsın? Sıkıntılıyım lan. Ne kulla ne oldu? Ya bizim bu tefeci Faik var ya. Ondan bir aramızda borcum var biraz. Yar beni de mahkemeye vermiş. Ben iyi bir yalancı şahit lazım. Bunu oğlum. Hele seni düşündüğün şeye bak ya. Senin işin tam bizim Fuat'lık iş ha. Fuat kim? Vallahi yalancı şahitlik onun işi. Bizde bir çocuk Fuat var. Yalancı şahitlik dedin mi Fuat? Çağırsana. He bir arayayım bakayım. Alo. Fuat. Elinde ne işin gücün varsa bırak gel. Ya tam senlik bir iş var bak. Yalancı şahit lazım. Acele, çok acele. Bir abimize yardımcı olacağız. Hadi bakayım, bekliyorum. Ya inşallah ya. Ya sen ne? Doktor ağabey, gel. Gel Fuatçığım. Buyurun Halim Bey. Fuatçığım, Kullabi Bey'e yardımcı olacağız. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk kardeş, nasılsın? Sorunun ne kardeş? Ya Fuat Bey. Tefeci Faik'i tanırsan. Abi tanırım. Ondan benim aramda bir alaveri işi var. La o parayı vermedi mi sana? Şey bu ya. Tamam çok iyi de yanlış anladın. Benim oram var. Ya benim yanımda çıkartıp vermedi mi desteğine önüne koymadın mı? Gözlerime mi inanayım ona mı inanayım? İnşallah hallolur bu işimiz. Ya ben böyle 300 tane adamın işini halletmişim kardeş. Ne? Efendim, artık içimiz dişimiz dizi oldu. Şimdi işten evine gelen karnı aç bir adamın dizi meraklısı olan eşinin hikayesini dinleyeceğiz beraber. Ya
İyi akşamlar Gülü hanım. Aa, Feyzo sen mi geldin? Yok, vallahi amcamın oğlu geldi. Ulan karı derlendin mi? Görmemişsen ben geldim tabii. İşler kötü gitti gene galiba. İyice gerginsin. Vallahi oldu. Bir de hanımefendiye iş yerimizle ilgili hesap vereceğiz. Ulan kadın, benim karnım aç. Kalk bana çabuk yemek koy. Karnım zil çalıyor. Fasulye ıslatmıştım. Gidip yapayım hemen. Ne? Fasulye mi ıslatmıştın? Yani fasulye pişmemiş öyle ıslak duruyor. Ya sen bütün gün ne yapıyorsun? Ya televizyonda yabancı damat vardı. Onu izleydim. Dalmışım. Ne bariyse? Oh, oh, oh. Hanımefendi bütün gün yabancı damatı takip ediyor. Ama kocası iş yerinden aç geliyor. Onunla ilgilenmiyor. E canım fasulye ıslattık. Bekle biraz. Hazırlarım şimdi. Ulan yok. Ben fasulyeden vazgeçtim. Sen kalk bana peynir, meynir, zeytin, ekmek ayarla. Ben onları yiyeceğim. Zeytin, peynir bu sabah bitti. Ne? Bitti mi? Lan bakkaldan alsaydın. Alacaktım da İzabella'yı bırakıp gidemedim. Ah buyur ne bella? İzabella. Ulan o da kim? Sabahları yeni yayımlanmaya başlayan bir pembe dizi. Vallahi çok güzel Feyzo. Allah Allah. Lan başlatma İzabella'ndan İzabella'ndan ha. La benim karnım aç, karnım! Aynı Marco Torino gibi konuşuyorsun. Ulan Marco Torino da kim? Marco Torino, Isabella'nın belalısı. O da Isabella için böyle konuşuyor. Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Tövbe tövbe ya! Neyse, fasulyeler iyice ıslanmıştır. Ben gidip yapayım hemen. Ulan yok, yok. Ben fasulye masulye istemeyim. Hiçbir şey istemeyim. Ben bugün yemeğimi dışarıda yiyeceğim. Dur dur, bekle 5 dakika ya. Niye? Yoksa 5 dakika sonra yemek hazır mı olur? Hayır, seninle birlikte yemeğe gitmek üzere ben hazır olacağım. Piriştirip gelin. Vay! Dünyanın dibine bayrak dikeceklerim. Lan nerede kaldın oğlum lan? Geldik baba. Bu elindeki çiçek ne? Bu çiçek Almanya'daki yavuklum için. Yok ya. Lan o çiçek Almanya'ya gidene kadar solar, solar. Solar mı baba? Yapma çiçek aldım ya. Lan o elindeki para nerin neyse lan? Para? Lan oğlum yoksa sen mektubu postalamadın mı lan? Postalamaz olur muyum baba? Postaladım tabii ya. O 50 kuruş nereden çıktı oğlum? Baba biz nereliyiz? Biz Kayserili değil miyik? He Kayserili. He ben de bu 50 kuruşu tasarruf ettim işte. Lan oğlum adamı delirtme, nasıl tasarruf yaptın lan? Ya şöyle tasarruf ettim. Şimdi posta memuru orada iş yaparken ben de çaktırmadan mektubun çuvalın içine attım. Ne edin lan? Efendim karısının doğum yapmasını bekleyen hemşerimin ilginç hikayesini hep beraber izleyelim. Niye oturdum ben burada? Neden oturdum ben burada? Kimi beklerim ben burada? Neyi beklerim ben burada? Ha bu çiçekler kimin? Allah Allah! Allah Allah! Yine unuttum. Neyi beklerim ben burada? Kimi beklerim ben burada? Neden beklerim ben burada? Hemşire hanım. Yapacak beyefendi. Karın mı? Doğum mu? Şimdi gitmek zorundayım. Kırınız doğurmak üzere. Tabii. Buyurun. Allah Allah. Bu aralarda çok unutkan oldum. Al. Yine unuttum. Niye oturuyorum ben burada? Neden oturuyorum ben burada? Ha bu çiçekler kimin? Hemşire bana ne demişti? Müjde beyefendi, müjde. Bir çocuğunuz oldu. Çocuğum oldu. Evet, karımı beklerim ben burada. Doğumu beklerim ben burada. Kız mı oldu, erkek mi oldu? Maşallah, nur topu gibi erkek bir zihni çocuğunuz oldu. Yaşasın, yaşasın. Erkek oldu. Sen gibi dedin. Evet. Yedim seni. Bana bunu nasıl yaparsın? Neden yaparsın? Niçin yaparsın? Bunu bana nasıl yaparsın? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne demek ne yapıyorsunuz? Ne demek ne yapıyorsunuz? Zenci demedim mi? Evet dedim. Ne var bunda? Nasıl ne var hemşire hanım? Nasıl ne var? Ben zenci miyim de uşağım zenci olsun? Çünkü karınız zenci beyefendi.
Ah evet, unuttum. Benim karım zenciydi değil mi? Şey, Güney Afrikalıydı ama adı neydi? Mahu tu 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 ma tu tu. Nasıl? Sen Joker'i dağıtırken hep çalışsan ha. Kardeşim bir sen oynama. Bırak Allah'ını seversen, sen kime yüklediysen bakmadık diye. Düzgün bak. Ay! Kırlar abi! Kırlar abi, bir yardım edin ya! Ay dişim! Ola biri beni vursun! Ola biri beni vursun! Ne olursun ola biri beni vursun! Ya ne oldu, ne oldu? Ola dişim ağırır ya! Dişim ağırır ya! Yani dişin ağırıcılar dişçiye! Ola ben dişçiye gitmem oğlum ya! Ben iğneden korkuyorum ya! Ay dişim! Ay dişim! Çok her ağırır ola oğlum! Beni vursana! Ay dişim! Eyle bir dakika, dişçiye gitmişsen. Çekecek misin beni? Ya neydim oğlum ya? Ana caddelerden karşıdan karşıya geçtim ki bir tane araba vursun da ölüm kurtulayım. Ulan bir tanesi vurmadı ya. Ulan bu nasıl bir ağrı arkadaş? Kim icat etti bunu? Ya oğlum pire için yorgan mı yakacaksan? Git iki dakikada çekecekler, ne var onda ya? Yok vallahi ben gitmem ya. Ben iğneden de korkuyorum. Nebetçi başhekimden korkuyorum. Korkuyorum ulan. Ulan ben ölüyorum ulan. Beni vursana. Ay dişim. Ay Allah'ını seversen beni bir vurun ya. Ya kardeş davas davas konuşma. Gerizekalı mısın, manyak mısın? Diş için adam kendini vurur mu ya? Ya sinirlendim adamı lan. Gideceğiz doktora o kadar. Dur. Oh. Geçti mi baba? Ay. Ula yine başladı. Ula yine başladı. Ula beni vurun ulan. Dur buldum buldum buldum. Berber kuş kanafattan korkuyor insan. Ulan ondan niye korkuyor? Onun yapacağı hiçbir şeyden korkmazsan değil mi? Ulan onun nesinden korkacağım oğlum? Siz durun ben geleceğim. Ay dişim! Baba kurban olayım. Ay dişim! Ya ay gelecek da. Ulan beni vursene. Tamam Sabri gelin şimdi, var ya hiçbir şey kalmayacak. Gitti gel. Yok! Gel gel gel. Vallahi yok. Fuat gel. Gel. Ulan ulan! Ya abone uzak tutun. Ulan onu benden uzak tutun. Ya oğlum! Ya korkmirdin, tırsır mısın yoksa? Hangi dişim? Yok, korkmir ha. Ya bitti ya, iki dakikada halledeceğiz bak. Vurmaktan daha iyi. Aa, bir dakika. Azı dişim ağrıyor. Tamam. Aaa! Ulan! Süt dişim ağrıyor. Tövbe tövbe. Aaa! Ulan bir durun. 18'lik dişim ağrıyor. Aaa! Ulan neydi sen ya? Ya beni öldüreceksiniz ya! Allah Allah! Aa, ulan yapmayın arkadaşlar! Yeter ulan! Hangi dişin ağrır? Ulan anko dişim ağrır ya! Ney? Efendim, şimdi sırada bir medyum hikayesi var. Ama benden size bir tavsiye. Aman siz siz olun. Bu şarlatanlara hayatta inanmayın. Selamun aleyküm Medyum Bey. Aleyküm selam. Seni bana tavsiye ettiler de. Hayırdır buyurun. Karım geçen sene öldü. Vah vah, başınız sağ olsun. Sağ olun Medyum Bey. Ben de maddi sıkıntıya girdim. Evimi satacağım da. İşte karımın ruhunu çağırsanız, bir de ona danışsam. Tabii, hemen ofisimize geçelim. Ya alıcılar beni bekliyor. Alıcı mı? Ulan bunlar televizyon alıcısı mı yoksa radyo alıcısı mı ha? Yumuşaka yaptım ya. Çok gerginsen de seni yumuşatmak için ha. Vallahi beni daha çok gerdiniz. Neyse canım, hadi karımı çağırın da bak alıcıları bekletmeyelim ha. Yo kardeş, burada ortam müsait değildir yo. Ya siz bir deneyin. Eğer olmazsa ofisinize gideriz. Peki. La bana bakın kahvedekiler. Bu arkadaşın karısının ruhunu çağıracağım o. Sessiz olun. Tış. Üstünde karının özel bir eşyası var mı? Olması lazım.
Yüzüğü var, olur mu? Olur. Karının adı neydi? Canu. Peki senin adın neydi? Reşo. Güzel. Hele elini ver. Derin nefes al. Reşo'nun karısı Canu. Reşo'nun karısı Canu. Seni çağırıyoruz. Hemen buraya gel. Canu. Geldiysen üç kere masaya vur. Ula üç diyem üç. Kır o üç. Canan'ın ruhu geldi. De haydi konuş. Ula konuşsana. Ula sen delendin mi? Hem karının ruhunu çağırtırsan hem de konuş bir sen. Ya Mecnun Bey, telaş etmeyin ha. Karım geldiyse zaten bana fırsat vermez. Kendisi başlayıp, hep kendisi konuşuyor. Oy! Bismillahirrahmanirrahim. Kız Canu, delendin mi? Ya Selo abi, vallahi aşağıda sıcaktan dilim damağım kurudu ha. Ya bana bir bardak su ver lo. La iki dakikadan sabredemedin o. Ya korkma, korkma, korkma. O senin karın Canu değil. O benim çırağım Feyzo. Kendisini yetiştiriyorum da. Vay! Selamünaleyküm. Hayırlı günler Narin Bey. Ne var lan? Yine ne istiyorsun lan? Sizden birazcık boş para isteyecektim de. Ah Mehmetciğim. Günahın geçseydin işini görürdüm ama başka birine verdim. Şimdi param yok. Peki cebine koyduğun paralar ne o zaman? Onlar emanet. Benim değil. Vallahi benim değil. Ya Narin Bey, sen ne kadar cimri bir adamsın ya. Bak bankada o kadar paraların var, evlerin var, arsaların var. Ya bu kadar parayı sen mezara mı götüreceksin? Kardeşim sana ne, sana ne? Para benim değil mi? Bilmiyor, bilmiyor. Ya Narin Bey, sen ne kadar cimri bir adamsın ya. Ne kadar çok seviyorsun bu parayı sen. Lan oğlum parayı kim sevmez? Parayı kim sevmez? Sen sevmiyor musun sanki parayı? Seviyorum, seviyorum. Al bak gördün mü? Parayı sen de seviyormuşsun. Peki söyle bakayım bana, parayı sen niye seviyorsun? Çünkü insanı senin gibilere muhtaç etmiyor da ondan. Ne din la? Efendim, fikrelerin tam merkezindesiniz. Merkezden ayrılmayın. Yunus abi, Afrika'ya gitmişsin değil mi? Tabii yani, gittik Afrika. Her yeri gezeyirik biz, ülke gezeyirik yani. Gezmek ya. Abi ne kadar da kasılıyorsun ha Yunus abi. Gittin Afrika'ya da ne kiyordun? Anlat bakalım bize de ne naz yaparsın ya? Ya ne bileyim yani Amerika'da gezdim. Afrika'da inan uşaklar herkes kapkara. Hepsi mi karadır? Evet. Ufak, uşak, karı, adam, gençler, herkes kapkara. Lan niye bu kadar karadılar? Güneşten, hani sanırım güneşten yani büyük ihtimalle güneşten yani. Ondandır da. Peki bir beyaz sen miydin oraya? Bir beyaz benedim, ilgi odağıydım orada. Herkes baba kahve tak. Beyin geceleri beni takip edilir bu ya. O kadar karanın arasına gündüz meneri gibi parlaydın. Tabii ya, doğru söyle, gündüz meneri gibi parlaydın. Ama burada kimse takmayın seni. Sen burada bir tane zenci görsen takmaz mısın ha? Çok haklısın. Sen şimdi oraya ne gördün onu anlat da bize dinleyelim biraz da. Hey ya patladık meraktan ya Yunus abi ne olur anlatsan. Şimdi Afrika'da böyle bir yerdeyim. He. Böyle karşıma çıktı bir tane ayı. Ayı?
balayısı. Karşıma çıktı ayı. Ben ayıya, ayı bana. Ben ayıya, ayı bana yavaş yavaş yaklaştık. Nenem la ilahe illallah, nenem la ilahe illallah. Geldi kapıya burun buruna. Ha böyle. Aynen öyle. Ne oldu sonra? Etti bana böyle. Yok ya, bu kadar ay. Yalan olur mu ya? Sen aslanın kükremesini duymuyorsun, ayı zannetmişsin onu ya. Kükrer. Adaycın ya. Ya ayı hiç kükrer mi Yunus abi ya? Abi balayısı kükrüyor işte, balayları kükrüyor. Balayısı? He. Balayına mı çıkmıştın? Hayır, bal yiyiler o ayılar, balayısı. Bal yiyen ayılardan. Ama yanında aslan da vardı yani ayının. Yan yana duruyordular. Sen hiç korkmadın ondan böyle burun buruna geldiniz. Sonra? Sonra oradan bir adımla geçtim maymunun kafesinin yanına. Nasıl? Gurbet ellerde memleket hasreti çekenler. Bu fikri kesinlikle kaçırmayın. Karadeniz'deyiz. Of 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 of. Patlayacağım daha ya, patlayacağım. La ilahe illallah. Benim la ilahe illallah ya, patlayacağım ya. Of. Oh. Oh, tamam. Oh, biraz ferahladım ya. Ferahladım biraz. Selamun aleyküm Yunus kardeş. Aleyküm selam Niyazi. Ha, böyle biraz oturabilir miyim? Tabii, otur. Ya şey diyeceğim Yunus kardeş, sabahtan beri seni izliyorum vallahi. İlk önce oturduğunda biraz kederli ve dertliydin ama hav cebindeki resim neyse ona baktığında sanki içine biraz böyle sevinç doldu. He, biraz öyle oluyor. Öyle oluyor. Ya hav resim ne resmidir Yunus kardeş? Niyazi kardeş, biliyor musun? Tam 8 sene oldu memleketime adım atmadım. Gidemedim. Böyle bir memleket hasretliliği çekerim ki Allah inandırsın seni, yanağa bu içerlerim. He, bilirim de o zaman git oraya. Ya bak, memleket aklıma geldi o zaman, bu kaynanamın resmidir. Kaynanamın resmine bakarım. Rahatlarım ya. He de Yunus kardeş, sen kaynananı bu kadar sever miydin? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ya şimdi memleket o yeşillikler, o güzellikler, o irmaklar, o tepeler, ne bileyim, aklıma gelince kafayı sıyırırım, çıkarırım kaynanamın resmini, tak bakarım ona. Tamam mı? Ve içimden şöyle diyorum. Ula Yunus, sen Allah'ın en iyi kullarından bir tanesisin. Allah seni korudu ki ha bu yaban ellerde sürünüyorsun. Ya memlekette olsaydın? Nasıl? Ne demek istedin mi onu? Anladım. Şimdi sen bu adamın kızını oğlan istiyorsun. Adam da seni çağır bir tanışma. Bir şeyler soracak. Şimdi sen de kendini övemezsen, doğru, ayıp olur, mütevazi davranacaksın. Ben de arada girip seni ögeceğim. İşte bu kadar. Ha, bu kadar. Arada da üstüne koyarım ya canım. Oo, efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Buyurun, oturun, oturun. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, zamanım kısıtlı. Yani bir ekmen konuya girelim. Oğlunuz ne iş yapıyor? Efendim, bizim bir bakkalımız var. Oğlum da olan işletmeliğini yapıyor. Ney? Bakkal mı? Koskoca marketleri var. Birinci market, ikinci market. Marketler zinciri var. Toptan gıda zincirleri var. Çok mütevazı canım, çok mütevazı. Çok iyi, çok iyi. Peki efendim, onu geçtik. Oğlunuzun acaba arabası var mı? Efendim, iki tane arabamız var. Birine ben binirim,
birine de oğlum bilir. Ney? 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 İki tane mi? Yazlık ayrı araba, kışlık ayrı araba. Üfak ayrı, jipi ayrı. Otobüs firmaları, tör filoları. Çok mütevazi canım. Çok mütevazi adam. Bak bu çok iyi, çok iyi. Peki efendim, bu oğlunuzun evi var mı? Efendim, iki katlı bir evimiz var. İşte ben oturuyorum, altta da oğlanım. Ney? 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 İki katlı ev mi? Dubleks mi? Tripleks mi? Villa, villa, topraklar, hayvanlar, atlar, seyisler, bakıcılar, hizmetler. Bu çok mütevazi, çok mütevazi. Bu çok iyi efendim, çok iyi. Peki efendim, bunları biz bitirelim, bunları geçelim. Formalite bunlar. Peki oğlunuzun acaba vücudunda bir arıza var mı? Arızası yok efendim. Sadece sol gözünün bir tarafında hafif bir kayma var. Ney? 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 Kayma mı var? Ve gözünün bebek elece yok. Öbürü de yok, kor bile. Ne? Ne? Efendim, üst üste gelen kötü haberler ancak bu kadar güldürür galiba. İzleyelim. Feyza Bey, Feyza Bey. Buyur Reşat Usta, hayırdır? Ben de sizi bulmaya geldim. Beni bulmaya mı geldin? Niye kilo? Hani sizin evin çatısı çatlaktı, içeri yağmur akıdı. Ben de bir aydan beri onu bulmaya çalıştım ya. Hello, vallahi parasını da peşin vermiştim o. İşte size bir tane kötü haberim var. Ne? Kötü haberin mi var? Neymiş? Ben sizin evin çatısından çalışırken yanlışlıkla kiremitin bir tanesini aşağı düşürdüm. Bahçenizdeki köpeği öldürdüm. Köpeği mi öldürdün? Vah vah vah! Ya Feyzo Bey, inanın köpeğiniz Karabaş'ı yanlışlıkla öldürdüm ha. Karabaş mı? La Karabaş bizim köpek değil ki. Bizim köpek Sarı. O bitişik komşu Mustafa Bey'in köpeği. Yapma ya. He ya? O zaman size daha da kötü bir haberim var. Daha kötü haber neymiş? Ben evinizin çatısı diye bir aydan beri Mustafa Bey'in çatısını düzeltmişim. La kiremitler de ne güzel olmuştu o. Vıyy! Ne haber lan Şaban he? Ben sana demedim mi oğlum lan? Demedim mi lan? En büyük fener diyorum, sen hala orada zırtapozluk yapıyorsun be. Yenemezsiniz oğlum. Yenemezsiniz. Şükrü Saracoğlu'nda bizi yenemezsiniz ya. Yavrum benim be. Kanaryam benim be. Hey hey. Hey al bakalım Himmet kardeş. Çayını iç. Oğlum lan. No, ne ağlayıp sızıyorsun lan? Senin de takım küme mi düştü yoksa ha? Ne takımı ya? Ben ekmeğinin derdine düşmüşsüm. İş yok geçiyor Samet abi ya. Ulan dur lan avrat kısmı gibi ağlayıp sızlayıp durma lan. Bana bak sen bildiğim kadarıyla iyi bir boyacısın. İş bulursun oğlum. Ya iyi boyacı olmayan iş bulunuyor mu ki? Bak üç gündür iş arıyorum yok abi. Açlıktan öleceğim ya. Oğlum ne yaparım? Canım bu sana değil yani. Memlekette böyle bir takım rahatsızlıkları var tabii. Himmet. Aklıma geldi lan. Ben sana bir kıyak yapacağım. Bizim evin dış cephesi döküm döküm dökülüyor. Aa böyle sarı turuncu karışmış durumda. Sapsarı dış cepheli evim var oğlum. Diyorum ki bizim evin dış cephesini boyasan. Aha sana iş. Allah razı olsun abi. Ver eline öp. Öp lan öp be. Papaz mıyım lan öp ya bırak. Şimdi bak dinle. Hani benim tanıdık bu Nandur Bayram var ya. Ha, Bayram abi. Get derim sana bu söyle. Ne istiyorsan, boya mı istiyorsun, ıvır mı zıvır mı, hırdavat mı, get ondan al, benim hesabıma yazdır, ondan sonra güzel güzel şöyle dış cepheyi sürünler gibi boya. Sen hiç merak etme abi, ben var ya senin evi şatoğumu yaparım ha. Hadi bakalım. Hadi abi. Kolay gelsin İmmet. Sağ ol abi. Kolay gelsin kardeşim. Selamun aleyküm Saffet emmi. Aleyküm selam İmmet. Hoş geldin lan. Hoş bulduk abi. Ne yaptın lan? Bitirdin mi? Bitirdim Saffet emmi. Eline koluna sağlık kardeşim. Yalnız Saffet emmi sen bana evi boya dedin ya. Yalnız ben senin evi bilmediğim için gittim nalburdan boyaları aldım. Senin hesabına yazdırdım. Ondan sonra da senin evin bulunduğu sokağa girip böyle evleri tek tek boyamaya başladım. Lan İmmet ne yapıyorsun lan? Değerlendirme ben lan. Sen ne diyorsun lan? Şimdi gidip nalburdan boyaları alıyorsun. Benim hesabıma yazdırıyorsun.
Başkalarının evleri, el alemin evini mi boyadın ha? Vallahi abi senin evde boyamış olabilirim yani. Hümmet denlendirme oğlum beni, çapraz bulmaca çözer gibi. Sen benim evi boyadın mı, boyamadın mı? Vallahi boyamış da olabilirim, boyamamış da olabilirim Saffet abi. Yalnız Saffet abi senin ev şu sarı cepheli olan evdi değil mi? He lan sapsarı lan. Balkon demirleriyle pervazda lacivert olan evdi değil mi? Ne yap lacivert lan? O evi boyadım Saffet abi. Bu sarı cephe var ya. Heh. Onu öyle bir sarıyla boyadım ki cillop gibi oldu ya. Oh eline sağlık. Yalnız Saffet abi. Lacivert olan balkon demirleriyle pervazı var ya. Heh. Artık lacivert değil. Kırmızıya boyadım abi. Ne ettin? Vallahi abi boya bittin abim. O eve kırmızı denk geldi. Sen şimdi benim evi sarı kırmızıya mı boyadın lan? Vallahi abi çok güzel oldu. Yani boya bulamadım. Hümmet. Lan oğlum. Lan elimden bir kaza çıkacak lan. Olur mu bana yapılır mı lan? Ne yaptım abi fıstık gibi oldu ya sarıyla kırmızı falan. Hümmet. Udubet Hümmet. Yer cücesi Hümmet. Lan bak ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Efendim, sarhoşken araba kullanan ve elektrik direğine çarpan Karadenizli hemşerimin durumu nasıl? Ben de merak ederim. İzleyin. İyi günler Fadime Hanım. İyi günler Niyazi Bey. Hayırdır Fadime Hanım? Biraz moralinizi bozuk gördüm. Bir sorun mu var? Vallahi dün gece kocam eve çok sarhoş geldi. Valla tam bizim mahalleye girerken bir elektrik direğine çarpmış. Yapma ya Fadime Hanım. Valla çok kötü bir durum bu. Evet çok kötü bir durum. Fazla bir şeysi var mı bari? Valla işte arabayı tamirciye verdik. Biliyorsunuz daha da yeni almıştık. Daha da borçları da bitmemişti. Yahu canım ben arabayı sormayırım. Yok elektrik direğinde bir sorun yok. İşte bugün herhalde yenisini dikeceklermiş. Yahu canım ne elektrik direği? Kocanı sorarım kocanı. Onun fazla bir şeysi var mı? Sahi. O da vardı değil mi? Allah Allah. Acaba onu o kargaşa da nereye götürdüler? Nasıl? Lala bana bak. Tamam buradan bir adam geçti mi? Yok geçmedi. Lan ben adam değil miyim oğlum ha? Demin buradan bir adam geçti mi? Geçti. La sen ona adam mı değilsen ha? Ney? Efendim, aşkta dürüstlük çok önemlidir. Bakalım fikramızdaki sevgililer ne kadar dürüstmüş. Beraber izleyelim. Canım. Senin gibi bir sevgilim olduğu için çok mutluyum, çok. Ben de Feyzo. Yo, iyi ki sana rastlamışım ha. Bu zamanda dürüst kız bulmak çok zordur ya. Sağ ol Feyzo, sen de çok iyisin. Yo, 2 yıldır seninle birlikteyiz. Eğer sen de razı gelirsen ben seninle evlenmek isteyeyim canım. Sahi mi değilsin Feyzo? He kız sahi diyem aşkım. Cano, ne oldu? Şey, Feyzo, sen çocukları sever misin? Ya sen ne diyorsun? Ben çocukları çok severim Cano. Oh, içim rahatladı. Niye ki sordun? 2 yıldır senden saklıydım. Benim 2 tane çocuğum var. 3.'süne de hamileyim. Vay! Kızmadın değil mi? Yok, niye kızacağım ki? Cano, peki sen cinayet romanlarını sever misin? Sevmek de kelime, bayılıyım. Oh be, rahatladım. Niye ki? Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ben 2 yıl içinde 2 tane cinayet işlemişim. Sen bana söylemedin ama ben araştırdım. Daha ben 1 tane diyebiliyim. İkincisini ne zaman işledin? İkincisini şimdi işleyeceğim. Şşş!
Bak oğlum, ben kimsenin işine karışman emme, sana bir tavsiyede bulunuvereceğim gari. Çok teşekkür ederim müdür bey. Bekarsan bir an evvel evlen. Yo şayet evliysen bir an önce boşan. Üle. Efendim, peştemalli Fadime kimdir biliyor musunuz? İşte cevabı. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Ama koskoca mahallede ben bizim peştemalli Fadime'yi nasıl bulacağım ya? La ilahe illallah muhabbet. Hemşerim. Buyur kardeşim. Şey diyeceğim, abi sizin mahallede bizim peştemalli Fadime oturuyor da sen onun evini biliyor musun? Peştemalli Fadime? He. Yok kardeşim, tanımayarım. Kusura bakma ya. Hadi hayırlı günler. Ya ne yapacağım ben şimdi? Nereden bulacağım bu karıyı ya? Allah Allah! Allah Allah! Ya yapacağım bu koca mahallede ya? Şşş! Hemşerim, şey diyeceğim sana. Habı sizin mahallede peştemalli Fadime oturuyor. Sen onun evinin yerini biliyor musun? Ben Fadime falan tanımayarım ya. Ya hemşerim, bana yardım et sana. Ne yapacağım ben? Kime soracağım? Bak şu orada bir köşede bir dilenci var. O buraların eskisi de, ona bir sor bakalım. Bilirse o bilir yani. Bilmezse de... sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sen de sağ ol, hadi. Selamun aleyküm dilenci kardeş. Selamun aleyküm dilenci kardeş. Aleyküm selam. Şey diyeceğim sana. Abi sizin mahallede bizim peştemalli Fatime oturuyor. Sen onun evini biliyor musun? Tanımıyorum ama melodisini söylüyorsan belki çıkarabilirim onu. Nasıl? Ev sahibine 3 aylık kira borcu 1000 gayne. Çek yadım 7. taksiti 90 gayne. Kasap Raşit'e 150 gayne. Bakkal Ahmet'e de 200 gayne. Buzdolabının taksidi 90 gayne. Robot'un 4. taksidi 30 gayne. Akıllı fırının ise kaç paydı lan o da? Ha 40 gayne. Ha 40 gayne de o. Langara. Langara. Bu kadar borcumuz yetmiyormuş gibi bir de gittik robotla akıllı fırın aldık. Lan sen domatesleri daha dilim dilim doğrayamıyorsun. Robot nasıl doğrasın lan? Akıllı fırınmış. Düğmesine basmadan akıllı fırın çalışmıyor ki. Ulan bu kadar bulunan yenilikler ev kadınlarını tembelleştiriyor. Ulan gari. Ulan gari sen bu akıllı robotla fırını bir boz, bir boz. Ben seni o zaman döve döve akıllı robota çevirmezse bana da Mehmet demesin. Selamun aleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam, hoş geldin. Ne yapıyorsun sabahtan beri bır 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 kendi kendine ya? Lan Kerim kardeşim, sen de ileride bir gün devlet memuru olursa o zaman anlarsın beni. Lan bak, hesaba kitaba gömüldük lan. Ne yaptın böyle, ne hesaplıyorsun? Hiç canım hiç, gama ışınlarının atmosferdeki yayılış hızlarını ve bu hızların stürojen ortamdaki reaktif hareketlerini hesaplıyorum lan. Mehmet abi, bu memurluk bu kadar zor mu ya? Ya bak kardeşim, Kerim kardeşim, senin zaten aklın çok az. O kalanı da anca sana yetiyor lan. Bu kadar düşünme, boşver. Ya şimdi Mehmet abi, sen anlatırken aklıma takıldı bu gama ışını. Gama ışını dedin yani kaçıyor, uçuyor, arkasından ben koşuyorum. Lan bırak şimdi gama ışınlarını, mama ışınlarını. Ben öylesine farzım ise söyledim. Sağa sola esnafa olan borcumu hesaplıyorum lan. Hele bizim hanımın isteklerine yetişemiyorum kardeşim ya. Ya sen kendi hanımını diyorsun. Benim hanımı bilmiyorsun tabii. Bak inanmazsın Mehmet abi. Geçen salı geldi, benden 200 gayme istedi. Ya. Çarşamba geldi, 300 gayme istedi. Baba baba baba. Dedim artık istemez herhalde. Ulan perşembe de geldi. Değil mi lan? Bu sefer 400 gayme istedi. Ya, cuma mübarek bunlar herhalde, pas geçti beni. Cumartesi geldi, 700 gayme istedi. Ana! Lan Kerim,
Senin halin benden de betermiş lan. Vallahi şimdi senin halini acıdım kardeşim ya. Ya senin hanım bu paraları ne örüyor böyle? Bilmiyorum ki abi. O öyle istiyor, ben vermiyorum. Deme la! Naim Bey! Naim Bey! Ne oldu Mela bacı? Hayırdır? Meyhaneyi ne zaman açacaksın? Bacı begim, pazar begim kapalı. Yapma ya! Tüh! Ne oldu bacı, yoksa senden mi alkola başladın? Köküne kirpiz suyu alkolün. Kendim için sormuyorum, bizim herif için soruyorum. Ha ya, Allah ısrar etsin. Senin kocan da tam ayyaş bacı. Sorma, sorma. Ya bacı, yoksa krize mi girdi bu? Niye meyhaneye girmek için böyle acele edir ki? Ne girmesi, çıkmak için. Çıkmak mı? Sorma Naim kardeş. Düneyin bizimki meyhanede sızmış kalmış. Sen de kapıyı üstüne kilitlemişsen. Şimdi sizin meyhanede anlayacağız. Esam mı? Şimdi o içkilerin hepsini içer bitirir ya. Ne? Efendim, Güneydoğulu hemşerim karısının iyileşmesi için bütün malını mülkünü satmak zorunda kalıyor. Bakalım sonunda neler oluyor, izleyin. Selam aleyküm Feyzum. Ve aleyküm selam selam. La kahveci, bana bir su ver o. Valla içim yanıyor o, içim. Kurban, sağ olasın. La selam, hayırdır? Bu halin nedir? Çok üzgün sen. Valla hastaneden geliyorum kurban. Hastaneden mi geldin sen? Kim hasta? Karım Giru. Çok hastalanıyorum. 4 aydır hastanede yattı. İlk önce herkesten soğukluydik. Ama durumu iyice ağırlaştı. Vah vah vah. Vallahi büyük geçmiş olsun Selo. Peki hastalığı neymiş? Ula ne bileyim. Valla teşhis koyamadılar. 4 aydan beri yattı. Ya sorma kurban. İlaç parası. Doktor parası. Ya röntgen parası. Evi de sattık. Arabayı da sattık ya. Doğru mu diyorsun? He valla. Doğru diyeyim ya. Ula 4 aydan beri ne ölü ne dirili. Ya bir sürü de masraf gidi. Valla çok zor durumdayım Feyzo kurban. Ya Selo, sen kendini üzme bu kadar. Biz bütün arkadaşlar her zaman senin yanındayız o. Ya Selo, kusura kalma da bir soru soracağım. Karın öldükten sonra ne yapacaksan? Vay ben öleydim. Vay ben öleydim vay. Ya ne yapacağım? Karım öldükten sonra kolay. Gömersen gider. Ama eğer yaşarsa kötüdür. Valla bir sürü masraf dedi. Ben onu düşüneyim, onun için ağlayayım. La Selo, ayıptır lo. Böyle düşünme. Vallahi karın hakkını helal etmez sonra ha. Ya böyle deme Feyzo. Valla bekarlık çok zordur. Ya bu bekarlık... Feyzo oğlum. Feyzo. Buyur Selo. Ya senin bir baldız vardı, kocası ölmüştü. Duldu değil mi? Vay! Selamun aleyküm Yunus'um. Aleyküm selam İdris, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hayırdır, dün akşam yok buna burada. Ya sorma İdris abi ya, sorma ya. Dün başıma gelenleri bir bilsen var ya. Sordum bir kere, anlat bakayım. Ya benim şeyimde, bahçemde arı kovanları var ya. He. Nenem la ilahe illallah, nenem la ilahe illallah. Bastı orayı arı, 1000 tane arı. Ben onların peşine sabaha kadar dön dolaş, dön dolaş. İflahım kesildi ya. 1000 tane arı. 1000 tane ayı, ben sabaha kadar kovaladım onları, sabaha kadar uyumadım ya, 1000 tane. 1000 tane ayı. Sen neredeydin? Ben de dün akşam yoktum ha burada. Neredeydin? Benim bahçenin içinde bir ceviz ağacı var ya. Bilirim o ceviz ağacı. Tepesinde ben sabaha kadar değirmen çeviriyordum.
sen? Çok yar oldum. Ben? Sabaha kadar. Sabaha kadar. Kediz ağacının tepesinde. Değirmen. Çevirdin. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Hadi lan yalan konuşma ya. Olur da bu kadar büyük yalan olur mu ya? Sen ayıları bire düşün. Ben ceviz ağacından aşağı indireceğim değirmeni. Nasıl? Öyle. Efendim, Erzurumlu hemşerimin işe alınması için beşer olması gerekiyormuş. Bakalım Erzurumlu hemşerim işe girebilecek mi? İzleyin. Kızım, o iş ilanı için sırada bekleyen adamı gönder bakayım. Hadi. Gel. Kolay gelsin efendim. Hadi vaktim yok. Üç gündür milletinle görüşürüz. Adın ne senin? Sabri efendim. Arkadaşlar arasında da Fatih Sabri derler beni. Sabri bir bakalım. Olmaz Sabri Bey. Neden efendim? Ben bu iş için deneyimli biriyim. Ama burada evli yazıyor. Olur mu efendim? Dün de bana sıra gelmemişti. Benden önceki adamı işe aldınız. O evliydi. Hayır kardeşim, biz evli almıyoruz. Bekarlarla çalışıyoruz. Olur mu efendim? Dünkü aldığınız adam evliydi. Ya kardeşim, yalan mı söylüyorum? Evli adam almıyoruz dedim sana. Bekar adam alıyoruz. Oy, ben bittim müdür bey. Ben ölmüşüm müdür bey. Ben bittim müdür bey. Ben bittim. Ya kardeşim, bu kadar abartmaya gerek yok ki. Bu iş olmaz, başkası olur. Ben bu işe alınmadığıma ağlamıyorum. Neye ağlıyorsun o zaman? Ben bu işe girmek için dün gidip Yıldırım nikah kıydırdım, ona ağlıyorum. Ne? Sevgili çocuklarım, bugünkü dersimizin konusu elektrik. Bu konuya hepiniz çalıştınız mı? Ses yok. Çalışılmadı herhalde. Sen kalk bakalım. Dersimizin konusunu anlat bakalım. Dersimi çalışamadım hocam. Niye çalışamadın oğlum? Yoksa sular mı kesikti? Sular kesikti hocam. Sular mı kesikti? Yahu suların kesik olmasıyla dersinin ne alakası var? Suyun altında olmayınca dersimi çalışamıyorum hocam. Bakın arkadaşlar, bu da enteresan bir konu. Bir de benimle alay edin. Otur yerine. Rafet, sen kalk bakayım oğlum. Anlat bakayım. Elektrik nerelerden geçmez? Hocam camdan, tahtadan, de lastikten geçmez. Efendim? Efendim oğlum, gördünüz mü? Dersine çalışan bir insan, bakın nasıl cevap veriyor. Aferin lan, efendim sana 10 veriyorum. Otur yerine. Başka. Sen kızım, sen söyle bakalım. Elektrik başka nerelerden geçmez? Fakir mahallelerden geçmez öğretmenim. Deme kız. Efendim, acaba bütün masallar bir varmış bir yokmuş diye mi başlar? İzleyin. Merhaba komşu, nasılsın? İyiyim komşu, sen nasılsın? Ne olsun işte, çok çocuk uğraşıyoruz. Kitap mitap aldım. Aman canım, çok dikkat edin. Son zamanlarda uyuşturucu olayları falan aldı başını gidiyor. Aman Allah korusun Gülüm. Gerçi bizimki daha ilkokulda ama. Anam, bunun ilkokul lisesi yok ki. Uyuşturucu tacirleri kol geziyor ortalıkta. Aman be Gülüm, içimi kararttın. Ne yapayım canım? Biz de çocuk büyütüyüz. Kız görmeyeyim mi sen haberlerde? Okullarda neler oluyor? Eskiden böyle miydi? Şimdi çok değişti. Neyse canım, sen ne yapıyorsan, nereden geliysen. Ne kitap aldın? Bizim çocuğa öğretmen ödev vermiş. Git bir tane masal oku, özetini getir demiş. Masal kitabı aldım. Hangi masal aldın? Ne bileyim ben, aldım bir tane. Ama bir şey çok merak edeyim, biliyor musun? Neyi merak ediyorsun? Acaba diyorum, bütün masallar bir varmış bir yokmuş diye mi başlar? Tabii ki hayır. Hayatım, bu akşam toplantım var, eve geç geleceğim diye başlayan masallar var. Özellikle benim La Fontaine kocacığımın masalları böyle başlıyor. Vış. Ulan Yıldız, ne bu halin, çok neşelisin. Ben neşeliyim tabii, ben neşeliyim.
Ben neşeli olmayan da kim olsun? Hayırdır, nedir bu neşenin sebebi acaba? Kaynanan bize yarın geliyor da. Kaynanan yarın size mi geliyor? Sen kaynananı hiç sevmezsin, ondan nefret edersin. Ne bileyim, bir kaşık suya boğmak istersin onu. Sevmiyorum zaten, günahım kadar seviyorum. Hala sevmeyelim, hala sevmeyelim. Sevmeyorsun da yarın gelmesine niye seviniyorsun o zaman? Şimdi yarın geldiği zaman beni evde bulamayacak da onun dırdırını da ben dinlemek zorunda kalmayacağım. Oha sevinirim. Niye ki? Şimdi kaynanam bize yarın gelecek ya. Ben kaynanam bize yarın gelecek diye ben de gittim bizim köşedeki bankayı soydum. Niye ki? Bade diyor ki en az 4 sene 5-6 sene yersin dediler. Hal boyluyken kaynanan beni en az 6 sene görmeyecek. Ben de onun dırdırını dinleme zorunda kalmayacağım. Nasıl? Ya durdurma beni. Gitmem lazım. Çünkü bu çantada dul ve yetimlerin aylığı olabilir. O yüzden dolayı onları mağdur etmeyeyim. Hemen gidip teslim olmam lazım. Nasıl? Efendim, kendi topraklarımızdan, kendi öz kültürümüzden olan Fikralarla Türkiye güldürmeye devam ediyor. Of! Of! Of Kina! Ne oldu la Tura? Ne bileyim Kemal? İçim daralıyor, yüreğim sıkı. Bilirsen, eserliği yapalıyı yıllar oldu. En kötü bir işimiz gücümüz de var. Ama neyse, ben hiçbir şeyden tad almayacağım. Yani hiçbir şey hoşuma gitmez. Ben senin sıkıntı bilirim. Senin canın evlenmek istiyor. Vay o mübarek gelin. Elini öpeyim. Nasıl da anladın? Ama bizimkinden anlamıyor Kemal'e. Ola bana bak. Sabahleyin eve gideceksin. Dışarısı soğuk. Anan tandırı yaktırayasan böyle titriyeceksin. Hem böyle. Böyle it gibi titre. Anan üstüne yorgan örsün sen yine titre. Üstten battaniye örsün sen yine böyle bir titre. Ne örterse örsün sen yine titre. O zaman anlamlar. Tamam. Böyle mi titireyim? Böyle it gibi titriyeceksin. Kemal Emin. Daha ben yarını beylemeyeyim. Şimdi sabah gidim diyeyim ben hastaya müşireyim. Eğer olmazsa gel yüzüme tükür, tamam? Hadi di ki. Kemal abi ben gideyim. Tabii. Kemal abi gideyim. Ma oğlum durduğun hata di git ya. Olmadı. Anlamadım. Gittim ana dedim işirem tandırı yaktı. Tandırı yaktı döşeği yanına serdi. Dedim işirem yorganı serdi. Dedim işirem battaniyeyi serdi. Dedim işirem onu serdi. Dedim işirem titirem en son ne desin? Ne desin? Herhalde ortalığın hastalığı. La senin bu ana da hiçbir şeyden anlamıyorsun. Valla ikinci bir formülüm var. Bir kesin olur. Son mu değilsen? Şimdi eve gideceksen evleyin. Evde pilav varsa bugün pirinç pilavı var. Şimdi baba, anan, bacıların böyle oturur. Tamam, böyle yer gibi yap ama tut kaşığı pilavın ortasına kalk, hiç geri dönme. Öyle hemen çık. Anlarlar mı Kemal Emi? Ula oğlum anlamazlar mı? Bu sefer olmazsa yani yüzüme tükürme. Sen gel, sen yine tükür, tükür. Kemal Emi. Gideyim. Ulan oğlum durduğun kadar dikkat et. Yine mi olmadı? Gittim eve. Ben oturduk hep beraber sofraya. Kaşığı aldım. Pilavın ortasına sapladım çıktım. Anam peşimden ne bağırsa? Ne bağır? Baba ye, zokkum ye. Şimdi de yemekleri beğendim. Senin o anan var ya, çok anlayışsız kalp. Ben ne edeceğim bilmiyorum. Benim halim ne olacak bilmiyorum.
Ulan bu üçüncü fornik kesin tut vallahi. Şimdi baban ikindi de eve gelir. He, namazın peşine gelir. Şimdi baban evdeyken bir tane mızmar al. Mızmar? Çivi. Hah. Ayakkabısını al, eşiğin ortasına çak. Tamam. Çakıp geleceksin. Bu sefer kesin anlarlar emin. Tabii kesin anlarlar oğlum. Cemal'im ben o zaman gideyim. Ulan oğlum durdumun kesenli geç ya. Kemal emin, Kemal emin. Gittim. Babamın ayakkabısını aldım, tam bir eşiğin ortasına çaktım. Tam da peşimden çıkırdı. Aha, aferin. Şimdi eli kulağındadır. Der ki gelin, ola gel sen aferin. Ulan aferin, de bir tane öpeyim. Oh aferin. Ola! Ola sen burada mısın ola? Ola bu ayakkabının hali ne ola? Ula daha ikinci taksitini bile ödeyememiştim. Ula sen nasıl bunu yaparsan ula he? Ula bu ne hal lan? Ula o mu Kemal? Ula yılanın başı sensen. Bu oğlana bu şeytanlıkları hep sen öğrendiysen. Senin o başını ezmek lazım. Ula kaçmayın. Kemal emi. Ne? Kaçak. Durduğumuz hata. Recep Bey, şey pardon, Recep Yon kardeşim. Bir bardak, bir bardak su alabilir miyim acaba? Himmet Bey hemen geldim. Buyurun, buyurun efendim. Allah, Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Özür dilerim efendim, özür dilerim. İsim mi? Himmet Kalkan mıydı? Himmet Kalkan. Kalkan, tamam. Kaç kişi efendim? 3 kişi. Evet Himmet Bey, tamam. Kahvaltı... Öğle yemeği ve akşam yemeği dahil diyorsun. Kabil kardeşim, bir bardak daha su ne olursun. Allah razı olsun. Tamam Himmet Bey, ben sizi arayacağım. Beyefendi, çok susadıysanız ben size sürahiyi vereyim. Siz kana kana için ya. Yok yok kardeşim, yok yanlış anladım. Ben kendim için ne istemiyorum. Başkalarını da rahatsız etmek istemiyorum. Odada yangın çıktı da ben böyle tulumbacılar gibi su taşıyorum. Ne diyorsun lan? Efendim gülmenin yaşı olur mu? 7'den 70'e herkese Fikralala Türkiye yeter. Selamun aleyküm İttis Emice. Aleyküm selam. Hoş geldin. Yoğdum burada, gelemedim. Çok başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun Yunus'um. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Eyvallah. Yani ne bileyim. Allah çok rahmet etsin. Allah çok rahmet eylesin. Karıcığınızı ne zaman gömdünüz? Dün gömdük onu. Şimdi de şeye gidiyorum, mezarlığa gidiyorum. Etrafını bir temizleyeyim, bir dua okuyayım. Yani... Cenaze kalabalık mıydı? Ya hiç sorma. Bütün kasaba oradaydı. Dışarıdan gelenler oldu. İşte böyle imani billah. Hınca hınca insan dalıydı. Allah rahmet eylesin. Sonuçta gideceğimiz yer orasıdır. Yani doğru. Allah geride kalanlara uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Yani en sonunda gideceğimiz yer orasıydı. Rahmetliyi çok severdim. O da beni çok severdi. Ben çok iyi biliyorum. Bütün köy kasaba çok severdi rahmetliyi. Ya herkes öyle değil. He. Ben buna bir türlü inanamadım ya. Niye? Bir türlü inanamadım ben buna. Niye ki? Ya onu da dün anladım. Nasıl? Ya Mefta'yı mezarlığa, böyle mezara indirirken, he, toprağa atarken arkadaş ya bir ben alkışladım ya, başka hiç kimse alkışlamadı. Nasıl? Öyle. Allah Allah, Allah Allah. Ula Feyzo, ne yapacaksın burada? Oy, hoş gelmişsen Selam. Ya vallahi coğrafya konusunda bir dersim vardır, onun araştırmasını yapayım ha. Bu güneş tutulmasıyla ay tutulmasını karşılaştırayım. Ama aklıma bir soru takılmıştır. Onu düşüneyim. Ula bana sor ha. Benim biraz bilgim vardır bu konularda.
Ya Selam, şimdi bu güneş tutuli, ay da tutuli, dünya niye tutulmi? Ulan oğlum, sen de saatte 2 milyon kilometre hızla dönseydin, valla sen de tutulmazdın. Oy! Ya bir de bu yer çekimi kanunu var ya, hani biz onun sayesinde böyle yere basıymışık. Ya bu yer çekimi kanunu ilan edilmeden önce biz ne yapıydık? Ne bileyim lu, herhalde havada dolaşıydık. Oy! Sonra Allah razı olsun, Neptün'ün kafasına elma düştü, yer çekimi kanunu ilan etti. Allah'tan ki etti o. Niye ki lo? Ulan düşünsene, yer çekimi kanunu olmasaydı ve biz de Amerikan bilardosu oynasaydık ne olurdu? Ulan o 24 tane topu delege sokana kadar havada valla ömrümüz geçerdi. Oy! Şefin spesiyalitesi hazır gari. Üle, bu sabah ben seni kovmadım mı? Evet, kovduydum. O zaman ne yapıyorsun burada sen? Seni affettiğim için yemek pişirmeye devam ediyorum. Üle. Efendim, şans oyunlarından büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Peki bakalım Erzurumlu hemşerim ne yapmış? İzleyin. Kız Belahar! Kız Belahar! Camış gibi barına kadar ağam bunları da eve taşıyor. Kız ne hareket bırak, kız hareket kurban oldum sana. Ne oldu? Kız, söyle. Kız rüyalarım gerçek oldu. Ne oldu herif? Kız altını kayadan para tutturdum. Bu şerif ne değil sen nanca? Kız hem de 700 lira. Kurban olayım o sıfatan. Herif! Ama... Ben ama ben gidip parayı alayım, sen hazırlan beni bekle, tamam? Hazırlanırım tabii herif. Herif Miami'ye de gider mi? Hele televizyonda gördüm, hele güzel, hele güzel. İster Miami'ye git, ister Miami'ye git. İstersen ellerimin koluna git. Ben geldim seni evde görmek istemedim. Niye? Çünkü seni boşuram. Ne? Beyefendi! 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 Buyurun, buyurun, hayırdır? Kusura bakmayın beyefendi, biz sizin ofise gittik, oradan burada olduğunuzu söyledi. Bizim işimiz acil. Arkadaşlar, çay mı istedim? Ne aciliyeti? Yok, 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 çayını ne içme. Ben dayanamayacağım gayrı. Asıl ben dayanamayacağım. Boşayın beni bu kadından. Hayır, ben arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen bağırışmayın. Görüyorsunuz başka bir mekandayız, ayıp oluyor. Bu ayı mekan falan dinliyor. Böyle her yerde bağırır, çağırır işte. Böyle bağırır, çağırır. Bak, ben kesinlikle bağırmam, tamam mı? Hep sen bağırıyorsun, bana suç atıyorsun. Bana bağırarak konuşma. Asıl sen bana bağırarak konuşma diye bağırarak konuşma. Çarparım ayı 28 tane. Lan güçsüzüm lan, güçsüzüm lan. Rezaletsiniz lan, ne yapıyorsunuz siz ya? Ya bu adam işte her yerde böyle bağırıp çağırıyor. Ondan sonra suçu bana atıyor. Ya sen, ya sen he? Lan yemek yapman, bulaşık yıkaman, çamaşır yıkaman, temizlik yapman, hiçbir şey yapman, ondan sonra yaptım lan değil mi? Bizi körük diye kandırın değil mi? Sen bana kocalık yaptın mı ki? Ben sana karalık yapayım ha? Yeter lan, yeter lan. Avukat bey, hemen beni bu Nuri denen adamdan boşayın. Ben boşanmak istiyorum. Ne Nuri'si lan? La oğlum ben himmetim lan. La yoksa sen Kezban değil misin? Yo, benim adım Nuri. Ama... Ana, vallahi bu benim kocam değil. La sen benim kadın değilsin. Biz boşanma avukatının ofisinden çıkarken çarpıştıydık. Ondan karıştık orada değil mi? Ha evet ya doğru. Ay, kusura bakmayın ben de sizi biraz hırpaladım, şöyle vurdum neyim ettim. Asıl siz kusura bakmayın hanımefendi. Sizin gibi kibar, nazik bir hanımefendiye çok kaba davrandım ben. Abo! Siz benimle geldiyseniz benim karım da sizin kocanız da gitti o zaman. He ya vallahi. Kusura bakmayın avukat bey, sizi de rahatsız ettik böyle. Ne avukatı lan? Ben emlakçıyım ulan! Ne dedin lan? Gel! Selamun aleyküm! Maşallah, 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 makam doldu, makam doldu. Allah razı olsun sizi başımıza müdür edenden, Allah razı olsun. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın sizi sayın müdürüm. Yani arkadaşlarla da konuşuyoruz,
biz sizden çok razıyız, çok razıyız. Ben senden hiç razı değilim. Niye sayılır? Ulan bu ne terbiyesizlik? Ulan bu ne rezalet ha? Ben müdür olduğum halde her gün saat 7.30'da buradayım. Seni takip ettireceğim. 8'de gelirsen, 9'da gelirsen, 10'da gelirsen, kafan göre çekirgilsen. Bu ne rezalet? Bu ne terbiyesizlik ha? Ne gitsen say müdür. Sen de koskoca müdürsen gel saat 11'de. Sana kim ne diyor? Ne? Seninle evlendiğime öyle pişmanım ki anı tamam. Esas ben pişmanım. Hatta senin iki katın kadar pişmanım. Seninle mutlu olacak kadın mamacep yeryüzünde çok merak edivereyim. Hı, bu tabii. İstersen şahit bile gösterebilirim. Kokmuş karı sen de. Anne! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.